26 Şubat Salı Güneş TV Ana Haber Bülteni'nden, haberin merkezinden herkese iyi akşamlar. Tokat Belediye Başkanı Avukat Eyüp Eroğlu, sıfır atık projesi kapsamında üretimine başlanan PET şişe geri dönüşüm kumbarası hakkında bilgilendirmede bulundu. Kıymetli dostlar, hepinizi öncelikle selamla, hürmetle, muhabbetle buradan selamlıyorum. Tabii çevre demek, şehir demek, şehir demek, çevre demek. Biz de daha güzel bir çevrede, daha yeşil bir çevrede ve her anlamda birlikte beraberce güzel havasını teneffüs etmiş olduğumuz bir şehirde yaşamak için gayret ediyoruz. Ve bu noktada da göreve başlarkenki sloganımız da temiz şehir Tokat'tı. Ve bu noktada temizlik anlamında, çevre anlamında çok önemli adımlar ve atılımlarda bulunduk. Tabii özellikle son yıllarda Cumhurbaşkanımızın değerli eşleri Emine Erdoğan hanımefendinin de başlattığı Türkiye genelimizdeki sıfır atık projesine biz de entegre olduk Tokat Belediyesi olarak ve bu noktada başta bütün ev atıklarımızı ya da işte fabrika atıklarını veya çevreye zarar verecek bütün atıkları ayrı ayrı toplamanın ve ayrıca onları ayrıştırmanın çalışmalarını başlattık. Örneğin artık PET ve plastiklerimiz ayrı şekilde toplanmakta. Bunun yanında kağıtlar, kartonlar ayrı şekilde toplanmaya gayret edilmekte. Atık yağlar, atık piller veya atık elektronik eşyalar gibi daha birçok kulvarda biz sıfır atık anlamında çalışmalarımızı da şehrimizde yapıyor ve devam ediyoruz. Tabii arkamızda gördüğünüz şu anda bizim yeni başlattığımız ki belki 5-6 tane daha önceden koyduğumuz ve çok yoğun ilgi oluşturan bir plastik ve PET şişe toplama kutularımız var. Ve şu anda da 30 tane bunlardan yaptırmış bulunmaktayız ve hızlı bir şekilde şehrimizin muhtelif yerlerine ışık, güzel görünen ve aynı zamanda da dayanıklı olan hem plastikleri hem bir takım işte PET şişeleri veya başkaca plastik ve benzeri atıkları toplayacağımız bu kutularımızı hemen bugünden itibaren 30 ayrı noktaya da yerleştirmiş olacağız değerli dostlarım. Ve inşallah önümüzdeki yine devam eden süreçlerde de bu anlamda hem plastik dönüşümlerle ilgili hem de diğer bütün atıklarla ilgili de çalışmalarımızı da hızlı bir şekilde devam ettireceğiz. Yine arkasında bir tane yeni yaptırdığımız ve sayısını da inşallah önümüzdeki günlerde çoğaltacağımız bir elektronik geri dönüşüm noktası var. Yine geri dönüşüm kutusu var. Birazdan ona da inşallah ilk elektronik atığımızı da atmış olacağız. Yani gördüğünüz gibi Tokat'ımız daha da yeşilleniyor. Daha da inşallah güzelleşiyor. Çevresiyle, doğasıyla yani her anlamda Tokat tertemiz bir şehir olma anlamında da emin adımlarla da yoluna devam ediyor. Biz de buna vesile olabilirsek ne mutlu. Ama biraz da görev siz değerli Tokatlı hemşerilerimize de düşüyor değerli kardeşlerim. Zira biz her ne kadar da biz bu konuda teferruatlı da çalışsak, detaylı bir şekilde şehrimizi temiz tutmaya da gayret etsek asıl sahip çıkacak olan da Tokatlı hemşerilerimiz. Örneğin bir parkta bir temizlik yapıyorsunuz ve oradan ayrıldığınızda eğer yarım saat sonra yine aynı eski bıraktığınız gibi park o hale geliyorsa o zaman burada bir problem var demektir. Örneğin işte çitlediğimiz çekirdeklerimizi yere atmamız veya içtiğimiz su şişelerini, pet şişelerini atmamız veya herhangi bir bir ürün veya bir gıda yediğimizde onun ambalajını ya da naylon poşetini etrafa attığımızda çevre yeniden kirleniyor. Ki onların da kaç yılda geri dönüştüğünü herhalde anlatmaya gerek yok. Plastiğin veya işte bir başka çöpün nasıl bir dönüşümle kaç yılda doğaya tekrardan dönüştüğünü söylemeye gerek yok. Onun için bu konuda da ben bütün değerli siz hemşerilerimizden de gayret bekliyoruz, destek bekliyoruz. Çevremizi temiz tutma anlamında biz bize düşeni yapıyoruz. Siz de inşallah üzerinize düşeni en layıkıyla yaparsınız diye düşünüyorum. Bundan 5 noktamız da var. Noktaları da ben söyleyeyim. Belki değerli hemşerilerimiz atmak isteyebilir. Nerede diye de merak edebilir. Bu görmüş olduğunuz toplama noktası. Bir tanesi Doğukent Mahallesi'nde yani TOKİ'de. Hemen muhtarlığımızın yanında. Bir tanesi 600 Evler Kavşağı Okullar Kampüsümüzde. Yine bir tanesi Semerkant Mahallemizde Belediye Gençlik Merkezi önünde. Bir tanesi de yine Parakende Mahallemizde Parakende Camii yanında.
Biri de gördüğünüz gibi burada, burada da gelip atabilirler. Bunu da en azından sizlerle de iletmiş olalım. Evet, bir bilgisayar klavyemiz var. Ve normalde bunu çöpe atsak, değil mi? Çöpte bu kim bilir ne hale gelirdi? Veya çöpe nasıl bir zarar olurdu? Veya çevreye nasıl bir zarar olurdu? Ama biz şimdi ne yapıyoruz? Bunu şu gördüğünüz gibi buradan atmış oluyoruz. Daha büyük olursa da mesela bilgisayar monitörü olabilir veya böyle 54 ekran televizyon olursa mı ya? Evet, sağ ol. Biraz önce sözlerimden ifade ettiğim gibi camı, kağıdı, plastiği, metali ayrı ayrı topluyoruz. Bu da şehrimizin muhtelif yerlerinde var. Yeni yeni de yaptırıyoruz. Yaptırdıkça yine şehrimizin değişik yerlerine koyuyoruz. Koymaya da devam edeceğiz. Bunlar da aynı şekilde hem şık hem güzel böyle renkli. Hem de çöplerimizi ayırdığımız şekilde çevreye duyarlı bir çalışmayla da devam ediyoruz. Meydan Çarşısı'nın turizmin cazibe alanına dönüştürülmesi için başlanılan Güdümlü Projesi kapsamında esnafların yeni yapılan iş yerlerine geçmesiyle birlikte ana caddede bulunan eski dükkanların yıkımında da başlandı. Meydan Çarşısı'nın turizmin cazibe alanına dönüştürülmesi için planlanan Güdümlü Projesi kapsamında esnafların yeni yapılan iş yerlerine geçmesiyle birlikte ana cadde üzerindeki eski dükkanların yıkımına başlandı. Taşan ile Hatuniye Camisi arasında kalan tek katlı dükkanların yıkılması ile birlikte iki tarihi yapının önü açılarak yeni bir meydan kazandırılması hedefleniyor. Devam eden çalışmalar kapsamında ayrıca Meydan Camii arkasında bulunan Yeşilırmak İlköğretim Okulu yıkılarak yerine 4000 metrekarelik alanın altı otopark, üstü meydan şeklinde park yapıldı. Bir yıl önce temeli atılan 300 milyon liralık meydan projesinin ilk etabı Gazi Osman Paşa Lisesi yanında bulunan öğrenci pansiyonu yıkılarak yerine yapılan iş yerine çarşı esnafın bir kısmı taşınmıştı. Projenin son etabında ise 20'ye yakın daha dükkan yıkılarak yerine yeni iş yerleri yapılması planlandı. Tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ile Koç Holding arasında 2006'da imzalanan Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü kapsamında öğrencilerin teknik eğitimde gelişen teknolojiyi takip etmeleri amacıyla Tokat Ford Oruçlar Otomotiv tarafından Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne araç hibe edildi. Biliyorum, sen biliyorum. Fakat nesli tekrar alabiliriz olarak. Ben çok teşekkür ederim. Hayırlarımızın alması ile. Çok naziksiniz. Yani biz bir sürü, yani, ilk defa bir çiçekle karşılaşıyorum. Muhtemelen kadının farkı demek ki buradaki. Evet. Otosan aslında ülkenin gelişmesine katkıda bulunmak adına bir sürü sosyal sorumluluk projesine destek veriyor. Bu da onlardan biri. Bu araçla birlikte öğrencilerin
eğitim görecekleri, yeni teknolojileri test edecekleri araç olarak teslim ediyoruz. Eğitime katkıda bulunmak amacıyla. Evet, ben de öncelikle bütün katılımcılara ve Gülşen Hanım'a Port 30'dan bölge temsilcimiz olarak onun şahsında Port 30'dan ailesine şükranlarımı arz ediyorum. Bugün bu çerçevede Port 30'dan'ın mesleki Türkiye'de mesleki eğitimi geliştirmek adına işbirliği protokolünü imzaladık ve bu çerçevede bize mesleki eğitimi geliştirmek adına öğrencilerimizi yeni nesil araçlarla gelişen teknoloji içerisindeki yeni nesil araçlarla buluşturmak adına bir aracı Tokat Mesleki Eğitim Anadolu Lisemize hibe ettiler. Ben bu özveriden dolayı hem Gülşen Hanım'a hem de Port Otosan ailesine hakikaten Oruçlar ailesine bu şahsında Masar abimize teşekkür ediyoruz. Bu aracın teslimatıyla birlikte öğrencilerimiz gerek elektrik elektronik bakımından gerekse motor aksamı bakımından yeni nesil araçları teknolojiyi daha yakından tanımış olacaklar. Onların bilgi, beceri, deneyimleri daha da artacak. Böylece sektörde daha canlı, daha dinamik gençleri bulmuş olacağız. Sektörün canlılığı daha farklı noktalara kapı aralayacak. Ve öğrencilerimiz bu ortamlarda da buluşacak. Ayrıca okullarımız gelişen teknolojiyle barışık hale geldiği esnada elektronik bakımından, gerekse motor aksamı bakımından yeni nesil araçları teknolojiyi daha yakından tanımış olacaklar. Onların bilgi, beceri, deneyimleri daha da artacak. Böylece sektörde daha canlı, daha dinamik gençleri bulmuş olacağız. Sektörün canlılığı daha farklı noktalara kapı aralayacak ve öğrencilerimiz bu ortamlarda da buluşacak. Ayrıca okullarımız gelişen teknolojiyle barışık hale geldiği esnada yerine göre bazı parçaların üretim alanı haline de dönüşebilecek. İleriki aşamalarda bu da hedeflerimiz arasındadır. Bu güzel sorumluluk projesi diğer sektörlerimize de bir örneklik teşkil ediyor. Biz onlardan da aynı şekilde mesleki teknik eğitimin bir zamanlar ve halen geçerli olan bir ifademiz vardır. Meslek sesi, memleket meselesi. Hal böyle olunca meslek sesi, memleket meselesi ise her sektörün buna katkı sunması gerekiyor. Her sektörün bu noktada gençlerimizi gelişen teknolojiyle buluşturması gerekiyor. Siz de bunun en güzel örneğini sergilediniz. Ben tekrar Zat-ı Ali'mize, beraberinde Masar abimize, Oruçlar ailesine mesleki eğitime yaklaşık 30 yıldır bu alanda çalışıyoruz. Her geçen seneki gelişmeleri fark eden, gözlemleyen, bir şekilde destek olmaya çalışan hem bir insan hem de bir sendikamız itibariyle de ifadelerim olacak. Yeni dönemin ortaya koymuş olduğu bir anlayış artık meslek elemanlarını ara eleman olmaktan çıkartıp aranan eleman noktasına doğru götürüyor. Bu noktada çalışmaları hepimiz ciddi manada takip ediyoruz ama Milli Eğitim Bakanlığımızın ama iş hayatının tamamının bu konularda elini artık taşın altına koyduğu dönemleri gözlemliyoruz. Bugün Ankara'da çok büyük bir TOB'un da öncülüğünde Milli Eğitim Bakanlığı'yla önemli protokollerin imzalandığı, artık meslek liseli öğrencilerimizin kendilerine çok geleceğe dönük daha emin hissedecekleri önemli anlaşmaların imzalandığı bir aşamadayız. Gelişmiş ülkelerle kıyasla bu konularla kendimizi eleştiriyoruz. Biz eğitimciler olarak, siz üreticiler olarak kendinizi eleştiriyorsunuz. Ve bugünkü yöntemleri artık daha çok geliştirmemiz gerektiği kanaati hepimizde de oluşuyor. Bu manada biz, siz diye bir ayrımımız söz konusu değil. Bu ülkeyi birlikte ayaklandırma çabasında olan hepimize düşen en önemli görevlerin belki de bir ayağı olarak bunu görmüş olalım. Devamını sürdürülebilirliği üzerine hesaplarımızı devam ettirelim. Biz çünkü gençlerimize çok güveniyoruz. Onlar bizim için son derece önemli. Onlara da hayırlı olsun, hepimize de hayırlı olsun. Katkısı olur. Yeni teknolojileri böyle inşallah güzel güzel öğrenirler. Hayata
insanlar ve vatana hayırlı işler yaparlar inşallah. Port ailesine de buradan çok 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 teşekkür ediyoruz. Masal abiye de teşekkür ediyoruz. Böyle bir önderliği yaptığınız için inşallah öbür firmalara da örnek olsunuz inşallah. Teşvik olun. Onlar da bundan haz alır. Onlar da bu girişimlerde bulunur inşallah. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz.